Thank you.
Sen de mi aynı aldın kendine? Tam bir İzmir kahvaltısı. Burası parça. Tek tereyağlı yemek. Geçen sefer kahvaltı hazırlamayı unuttum ya. Sallama yapacaksın değil mi yine? Evet, versene oradan. Günaydın hepiniz arkadaşlar. Biz Berkay'la sabah uyandık, güzel bir kahve içtik. Sonrasında Berkay babayı tuvalete çıkarttı. Gelirken de boyoz, parça ve gevrek aldı. Tam bir İzmir kahvaltısı yapacağız. Daha hala uyanamadım yani. Sadece yüzümü yıkadım. Suyu koydum. Şimdi hemen çayı içeri götüreceğim ve kahvaltımız hazır. Yumurtalar da pişti. Burada size bir merhaba diyeyim istedim. Günaydınlaşalım istedim. Sonrasında gelen bir kargom var. Çok güzel bir makyaj çantası almıştım. Sizinle birlikte onu açarız. O zaman yeni videomuz başlasın. Kahvaltımızı yaptık. Sonrasında hemen hazırlandık. Duşa girmedim. Artık akşam geldiğinde duşa girerim. Hemen hızlıca bir makyaj yaptım. Size daha önce şu kaş waxımı göstermiştim biliyorsunuz. Şimdi yine onu uygulayacağım. Bakın şu an kaşlarım bayağı düşük. İlk başta şöyle bir düzeltiyorum. Sonrasında bundan uyguluyorum. Aşırı iyi. Instagram'a bir türlü gösteremedim. Link verdim ama uygulamalı gösteremedim. Instagram'a da göstermek istiyorum ama böyle uygularken size de hemen göstereyim istedim. Aşırı iyi bir kaş waxı. Yani gün boyu gerçekten taradığınız gibi kalıyor kaşınızda. Ve çok doğal duruyor. Şimdi mesela böyle taradım. Gün boyu gerçekten böyle duruyor. Şöyle yakından da göstereyim. Çok güzel gerçekten. Hemen bir rujumu tazeleyeceğim. Ve hazırım. Bir parfüm de sıkalım. Sonrasında çıkarız. Şu an saçlarımda hiçbir şey yok. Yani böyle duştan sonra kurulamıştım ve o haliyle. Gerçekten kestikten sonra çok güzel şekil almaya başladı. Ekstra böyle düzleştiriciye, föne çok ihtiyaç duymuyorum. Sadece önlerimi düzeltiyorum. Gayet güzel duruyor. Böyle çizgili bir kazak giydim. Hemen boydan da göstereyim. Geçen gün Arda alışveriş yaparken hem kendine hem bana bu çizgili sweatshirt'ten almış. Aşırı güzel. Böyle ekstra içinde tişört varmış gibi ama olarak böyle altında var sadece ve yaka kısmında var. Gayet güzel. Yine böyle bir oversize çizgili. Şaşırdık mı? Hayır. Gerçekten çok seviyorum çünkü çizgili olan her şeyi. Altıma da tight giydim ve hazırım. Hemen çantamı alacağım. Berkay'ı daha fazla bekletmeyeyim. Bir parfüm sıkayım, sonrasında çıkalım. Bargello'nun 122 numarasını sıkıyorum. Bu parfümü çok seviyorum. Zaten simiti de yumuşatıcı ile yıkadığım için çok güzel kokuyor şu an. Hazırız, çıkabiliriz. Çöpsüz çıkılır mı? Tabii ki de hayır. Asansörü çağıralım. Evden her çıktığımda şöyle bir adet çöp mutlaka atıyorum. Of! Böyle apar topar çıkıyorum sürekli evden ya. Ve ışığı ne oldu böyle? Asansörün bir ışığı yanmıyor. Şu yanmıyor. Tatlı oldu. Beni böyle görmeye artık şaşırmıyorsunuz değil mi? Sürekli çizgili kazaklarla geziyorum. Çizgili sivitlerle, tişörtlerle geziyorum. Çok seviyorum ya. Başka hiçbir sivit giyemiyorum gerçekten. Ama bir sıcak, bir soğuk.
anlamadım ne giyeceğim gerçekten ya. Mesela sabah çok güneşliydi ve sıcaktı. Şu an kapatmış. Çöpü atalım. Anne işime geldim. Annemin bu aynasını çok seviyorum ya. Arda'nın da burada tanışma çiçekleri var. Çok güzel değiller mi? Anneciğim. Baba sen mama yemedin. Dolduralım da mama ye. Herkül de buradaymış. Herkül de buradaymış. Ulan bunlar kardeşmiş ya. Aynadan ve şu dresuardan almak istiyorum. Çok güzel olur benim koridoruma da. Hadi al. Hadi ye anneciğim. Evde yemezsin. Bak burada nasıl yiyor. Herkül'ün maması diye değil mi? Mama zamanı. Herkül hadi sen de ye. Ne kadar inatçısınız ya. Bobo evde kendi mamasını zar zor yiyor. Bak burada Herkül'ün maması diye kıskançlığından yiyor. Çok fena bir köpeksin sen. Bir de şimdi mesela Herkül gelip buradan yese gidecek oradan yiyecek. Burayı bırakıp. Herkül hadi sen de ye anneciğim. Hadi. Bak sen de açsın. Hadi sen de ye paşa. Hadi benim bebişim. Bir suratına bakayım. Şu güzel suratına bakayım bir. Hadi mamanızı yiyin tuvalete gidelim. Güzelsiniz be. Anneme geldiğimiz gibi Aykut abi Berkay da geldi. Onlarla birlikte güzel bir kahve içtik. Sonrasında onlar çıktılar. Berkay Ikea'ya gidip bizim banyo için bir dolap bakacak. Birkaç tane dolap beğenmiştik. Bir onların fiyatlarına bakacak. Hani normalde online'dan gördüklerimizden hariç nasıl görünüyor diye bir araştıralım istedik. Çünkü banyoya dolap almak istiyoruz. Babayı bir tuvalete çıkaracağım. Sonrasında anneanneme gideceğiz. Teyzemler oradaymış. Öyle yani bir annemdeyim, bir anneannemdeyim. Yarın da artık evde oluruz. Kamerayı çok açamazsam artık eve gittiğimizde görüşürüz. Günaydın hepinize. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Dün annemlerden geç geldiğimiz için ben kamerayı açamadım size. O yüzden hemen sabah başlatmak istedim. Şöyle şurada görüyorsunuz her zamanki gibi bir çarşaf nevresim asılı. Sabah kalktığım gibi yatağın nevresimlerini değiştirdim. Çünkü bugünü temizlik günü ilan ediyorum. Günlerden pazar. Berkay uyandıktan sonra kahvaltımızı yaptık. Şimdi birazcık daha uyuyor. Tam uykusunu alamadı. O uyurken ben hemen detaylı işlerimi halledeyim istedim. Sabah kalktığım gibi nevresimleri değiştirdim. Yatağın şu an yeni nevresim serdim. Yatak odası gerçekten mis gibi kokuyor. Çıkan nevresimleri yıkadım. Sonrasında açık renkleri makineye attık sizinle birlikte. Bayağı biriken çamaşırlarım vardı. Dün de zaten annemlere gitmeden önce koyu renkler atmıştık.
Onları da sabah kalktığımda katladım. Yani üzerimi değiştirdim. Saçımı şöyle temizlik topuzu yaptım. Çünkü evin işini hallettikten sonra duşa girmek istiyorum. Sonrasında bir cilt bakımı yaparız. Ondan sonra oturur editimi yaparım. Bayağı böyle biriken işlerim var. Onları hafta sonu ancak böyle detaylı bir şekilde toparlayabiliyorum. O yüzden onları da sizinle birlikte halledeceğiz. Daha fazla oyalanmadan hemen başlayalım.
temizliğe daldım. Gerçekten yemek yemeyi unutmuşum. Hemen hızlıca bir makarna yapıyorum. Şöyle ton balığı vardı, onu da çıkarttım. Sade ton balıklı bir makarna yapacağım. Bu yere düşenleri alabilirsin. Şu tabakları doldurdum. Direkt şöyle üzerine ekleyeceğim. Biz Berkay'la böyle çok seviyoruz. Ve hazır. Şöyle güzelce yiyelim. Biraz da turşu çıkaracağım. Böyle hemen operatif atıştırıyoruz. Merhabalar, ben hızlı bir şekilde hazırlandım. Size hemen kamerayı açmak istedim. Çünkü Aydın abinin doğum gününe gidiyoruz. Dün akşam Leyla arayıp eşi bizi davet etti. Aydın abi Berkay'ın kuzeni, yani Berkay'ın kuzenleriyle birlikte olacağız bugün. Evde kutlanacak. Böyle evde yapılan bir organizasyon. Evde olacağı için böyle ekstra bir şey yapmadım. Hemen altıma bir pantolon, üzerime de şu Trendyol'dan aldığım üzümcüklü olan body'yi giydim. Gerçekten çok güzel bu body'de. Bayağı seviyorum. Şu an ışık birazcık garip duruyor ama biraz sonra çevireceğim ve makyajımı da göstereceğim. Saçlarıma da çok bir şey yapmadım. Kuruturken sadece üstten fönledim. Ama güzel oldu, sevdim. Aslında bugün sizinle birlikte sadece evi temizleyeceğiz. Temizlik günü falan dedim ama temizlik günü ilan ettim. Ama evdeki aslında birçok işimi hallettim. Sadece banyonun detaylarına girmedim. Yarın büyük ihtimalle onu da sizinle birlikte hallederiz. Lavaboyu, klozeti falan temizlemem gerekiyor. Banyo halılarını makineye atmam gerekiyor. Bir tek orası kaldı. Yani balkonlar, evin tozu, silme, süpürme bayağı detaylı süpürdüm. Koltukların bütün detaylarına kadar süpürdüm. Güzel oldu, içime sindi. Hızlı bir şekilde böyle hazırlandım. Berkay da hazırlanmış bir şekilde içeride beni bekliyor. Birazdan çıkacağım. Şöyle yakından da makyajımı göstereyim. Bayağı sevdim. Bakın şu kaş vaksı. Gerçekten makyajınız çok farklı bir boyuta taşıyor. Bayağı güzel oldu. Saçlarımı aslında çok bir şey de yapmadım. Sadece kuruturken önlerini birazcık düzelttim ama kesimden dolayı gerçekten bayağı güzel şekil alıyor. Çok seviyorum bu görünüşünü de. Öyle yani. Hazırız. Şimdi birazdan çıkacağız. Şimdi evden çıktık. Bu asansörün ışığı hala gidik. Dün de yapılmamıştı. Çok loş duruyor. Yanıma da şu kot ceketimi aldım şu gün diye. Berkay da böyle. Bu işi de evde bıraktık. Şimdi gidiyoruz. Leylis'in yaptıkları birazcık çekeyim. Biz geldik arkadaşlar. Bunlar neler neler hazırlamış. Nasıl veriyor mu? Bak. Aa, pahalı. Ama evini çok sevdim. Enerjisi çok güzel. Güle güle sağlıklı oturun inşallah. Ay, canım benim. Çok teşekkür ederim. Anam. Anam. Çok güzel ya. Ben bir önce yapıyorum. Kayışını yapıyormuşum. Ekşisi çok güzel. Kayışı değiştirdim güzeldi. Eline sağlık onu var. Afiyet olsun. Sarma ekşisi böyle tam ayarında. Sarmıyorum. Sarmıyorum. Hemen aşağıya. En iyi ekşisi. Evet. Adam caz pop değil mi? Hayatım sandalye. Ben böyle iyiyim ya. Evet daha iyi. Oh, ayakta. Bu gece. Çok iyi, sağlı bir. Ha?
elinden gitsin diye. Düşünemiyorum. Eşler ne yapıyorsunuz ya? Çok tatlısınız ya. Biz şimdi eve geldik arkadaşlar. Bir yarım saat oldu geleli. Biraz Bobo'yla falan ilgilendik. Makinede çamaşır vardı. Onları çıkarttım. Daha üzerimi bile değiştirmedim. Üzerimi değiştireceğim ve sonrasında uyuyacağım. Orada da böyle kısım kısım size kamerayı açmaya çalıştım. Aslında kameranın şarjı bitti. Çünkü evde biliyorsunuz çok fazla iş yaptık sizinle birlikte. Evi temizlediğimde gerçekten kameranın şarjı çok hızlı gidiyor. Sonrasında duş falan aldım. Kamerayı şarja takmamıştım. Oraya gidince de belli bir kısmını çekebildim. Ne kadarını çektim bilmiyorum. Artık editlediğimde göreceğim. Şimdi üzerimi değiştireceğim, makyajımı çıkaracağım ve uyuyacağım. Yarın sabah görüşürüz. İyi geceler.